Nihal Tüketici kanalından yepyeni bir içerikle merhabalar arkadaşlar. Bu içerimde sizler için piyasada günlük işlerimizde rahatlıkla kullanabileceğimiz yalnız fiyat performans skalasına da uygun bir cep telefonu arayışına girişmiştim. Ve bunu buldum arkadaşlar. Sizlerle de kutu açılımı ve incelemesini gerçekleştireceğiz şimdi hep beraber. Omix markasına ait olan bu cihaz arkadaşlar X600 modelidir kendisi. MediaMarkt üzerinden tedarik ettim. Mağazada ilk önce teşhirde incelemesini yaptım. Kamera performansına, menüler arası geçişine, YouTube'daki akıcılığına ve sosyal medya gezintisi gibi bazı testleri tabi tuttum arkadaşlar ve memnun kaldım. Fiyatı bu içeriği izlediğiniz tarih itibariyle 5699 TL arkadaşlar. 1 lira fazla vermeyin. Bu da işin naçizane eksprisi olsun sizler için. Kutu içeriğine şimdi hep beraber geçeceğiz arkadaşlar. Omix markasına ait olan X600 model arkadaşlar 4 GB RAM'e sahip ve 64 GB'da depolamayı bizlere sunuyor. Ayrıca bir sanal tampon bellek daha var. Yani 4 GB'ın diğer muadillerine nazaran birazcık daha fazla bir sanallaştırılmış RAM desteği var. 8 GB hissiyatını aslında bizlere nispeten sağlıyor arkadaşlar. Böyle bir dipnot olarak ekleyeyim. Yani muadillerine göre standart bir 4 GB RAM'e sahip olan Android bir cihazdan bir tık daha hızlı arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi hep beraber kutu içeriğine geçeceğiz arkadaşlar. Kutu içeriğinde de sizlere şunu söylemek isterim. Dop dolu bir cihaz sizleri bekliyor. Neden diyeceksiniz? Mesela en çok piyasada böyle bir cihaz aldığınız zaman benim aklıma şu takılıyor. Ben bunun kılıfını bulabilir miyim? Ben bunun işte ekran jelatinini kırılmaz ekran jelatinini bulabilir miyim gibi şeyler yaşıyoruz yani. Böyle cihazlar elime geliyor. Bazen bulamıyorum mesela uygun kılıfı veya fazla çeşitlilik bulamıyorum. Arkadaşlar kutu içeriği dop dolu. Neden dop dolu diyorum sizlere? Ön ekran jelatini, arka kasa kısmını koruyacak olan jelatin, şeffaf silikon kılıf ve arkadaşlar muadillerinde birçok firma biliyorsunuz ki kutu içeriğinde adaptörünü kaldırdı. İçerisinde 18 watt hızlı şarj adaptörü ve tabii ki de buna bağlı olarak kablosu da dahil. Yani bu cihazı satın aldığınız zaman herhangi bir ekstradan hiçbir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Şeffaf silikon kılıfınız çıkıyor, ön arka jelatininiz çıkıyor ve adaptörünüz, kablonuz çıkıyor arkadaşlar. Şimdi hep beraber kutu içeriğine bir geçelim ve orada da teknik detaylarla devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, incelememize kutu içeriğiyle devam edeceğiz. Dışarısında standart bir jelatinle geliyor arkadaşlar. Bu şekilde hemen hızlıca bir açayım. Bize dop dolu bir kutu içeriği bekliyor öncelikle. Bunu sizlere söylemek isterim. Az önce söylemiş olduğum tüm kutu içeriğini arkadaşlar şimdi beraber göreceğiz. Evet, cihazımız bu şekilde bizleri karşılıyor arkadaşlar. Omix X600. Ekran birazcık parlıyor. Ben size teknik detayları vereyim. 50 megapiksel arkadaşlar ana kameramız var. 8 megapiksel selfie kameramız var. 5000 mAh'lık bir bataryamız mevcut. Ve 18 watt hızlı şarj desteği mevcut. Zaten birazdan göstereceğim. Bu hızlı şarj adaptörü de kutusundan çıkıyor. Ekranımız arkadaşlar 6.78 inç IPS LCD Full HD ve Plus arkadaşlar. Plus ibaresi de şu anlama geliyor. Normalde bildiğiniz üzere HD olduğu zaman 1920x1080. Yalnız bu cihazımız 2460x1080 olduğu için Full HD Plus olarak değerlendiriliyor. Ekran tazeleme oranımız 90 Hz arkadaşlar. Burada da görmüş olduğunuz gibi Helio G88 işlemcimiz var. 8 çekirdek bir işlemcimiz, 64 bit mimariye sahip, HyperEngine'in 2.0 versiyonu ve 64 GB arkadaşlar depolamamız var. Android kısmında da arkadaşlar Onyx'in normal bildiğimiz Android tabanını Onyx kendisine uyarlamış olduğu bir versiyonu ile karşımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi hızlıca arkadaşlar paket içeriğini açayım şu şekilde. Burada görmüş olduğunuz cihazımız arkadaşlar gold renginde. 4 çeşit rengimiz var. Beyaz, çakıl grisi, açık bir mavi arkadaşlar ve elimde şu anda size incelemesini gerçekleştirmiş olduğum gold rengi arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. 4 tane görmüş olduğunuz gibi kameramız mevcut. Epey güzel hatlara sahip. Gold rengi de ben açıkçası çok yakıştırdım. Bir de mavi rengini inceleme şansım oldu arkadaşlar. Birazdan mukayese için size onları da gösteririm. Mavi rengini de görme şansına erişeceksiniz.
Bu şekilde de cihazımızı bir açalım. Cihaz açılırken de arkadaşlar kutu içeriğine bakalım hızlıca. Kutu içeriği arkadaşlar birkaç parçadan oluşuyor. İlk önce şöyle bir ara kutu bizleri karşılıyor. Bu ara kutuda arkadaşlar size videonun içerisinde bahsetmiş olduğum incelememde aksesuarlar bizi karşılıyor. Nedir bu aksesuarlar? Bir adet sim kart takmak için, yuvayı çıkartmak için aparatımız. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar telefonumuzun arka yüzüne ait olan jelatini arkadaşlar. Şu şekilde size göstereyim. Aynı zamanda telefonumuzun ön yüzüne ait olan jelatini arkadaşlar. Ve şurada da arkadaşlar silikon şeffaf kılıfımız mevcut. Hatta onu isterseniz hemen şu şekilde bir takıverelim. Telefonumuzun kurulumunu ben farklı bir cihazımda kurulumunu gerçekleştirdim. Oldukça hızlı arkadaşlar kurulumu. Yani herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Hemen bir bağlantımı sağlayayım. Buraları hızlı hızlı geçmeyeceğim ki sizler de kurulumun ne kadar sürdüğüne şahit olun arkadaşlar. Şu dikkatimi çekti. Bu cihazdan bu gece 2 tane kurma şansına eriştim. Hep böyle bir %10, %14 gibi cihaz açılış yapıyor. Kısa sürede şarja takmanızda fayda var. Bir önceki açtığım mavi olan da %14 ile kutudan çıktı. Şu anda bu da görmüş olduğunuz üzere %10 pil yüzdesiyle kutudan çıktı arkadaşlar. Bu neden böyle bilmiyorum. Bir tek bu kısmını hani eleştirebilirim. Neden bir hani en azından %40, %50 batarya yok? Bunu bilemiyorum. Bu şekilde kurulum devam etsin. Ben size bu arada mavi rengini göstereyim arkadaşlar. Bu da cihazımızın ikinci alternatif renk seçeneği olan mavi rengi. Açık mavi ile şu şekilde göstereyim. Hatta kabını çıkarayım bir saniye daha rahat olsun. Parlama azalsın. Ve açık mavi ile beyaza yakın tonda. Ama bu da oldukça güzel bir renk. İlk ekranımızı bu arada kurulumunda geçtik arkadaşlar. Hemen şu şekilde kopyalama diyorum. Nedense hemen böyle bataryası bir düşüyor. İlk kutudan çıktığında az bir bataryayla çıkıyor. Şuradan hemen bir hesabına erişeyim ben. İki cihazda da herhangi bir ekranda ölü piksel, karartı ve sarartı gibi durumlarla karşılaşmadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arada güvenlik aşamalarını geçmem gerekti. Bundan dolayı ara verdim. Hemen şöyle hızlıca bir kuruluma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben oldukça cihazı hızlı buldum. Fiyat performans skalasında da iyi. Birazdan sizlere zaten bazı resimler de göstereceğim. Bu resimleri de hep beraber inceleyeceğiz. Şu anda bulunduğum ortamda size birkaç resim çekeceğim. Maalesef dışarıda bir manzara resmi çekme şansım yok arkadaşlar. Hemen şuraya bir güvenlik pini de verelim. Telefonumuzda parmak okuyucu da mevcut arkadaşlar. Sensöre dokunun diyor. Bakalım. Şöyle ekranımızı açalım. Evet arkadaşlar, parmak izini değişik bir yere koymuş epey. O yüzden şaşırdım. Parmak izimiz arkadaşlar kilit tuşumuza gömülü. Bakın şu şekilde. Ben bir an yani diğer cihazda parmak izi kurulumu yapmadığım için maalesef bilemedim.
değişik değişik yerlerini algılamak istiyor parmağımızın. Bas çek istiyor bizden. Baş parmağımı ben yaptım. Ve tamam. Şurada görmüş olduğunuz kilit tuşu arkadaşlar aynı zamanda parmak okuyucu özelliğine sahip. Bunu daha sonra yapacağım. Sesli asistana. Kilit ekranında asistana izin verelim. Ve muhtemelen cihazımızın kurulumunu tamamlayacağız arkadaşlar. Yani %10 şarjı kutusundan çıktı. Şu anda %5'e düştü arkadaşlar. Ama pin kodumuz, parmak izi okuyucumuz ve diğer ayarlarımızı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi epey bir hızlıca da açıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, telefonu bir hafta ortalama kullandım. Sosyal medya, YouTube, Netflix ve bir iki tane de oyun kurdum arkadaşlar. Bunlarla testlerini gerçekleştirdim. Şimdi sizlerle beraber de hızlıca bir bakalım. Şuradan bir YouTube açalım. Gördüğünüz gibi sıfırdan açtım. Buradan da arkadaşlar neye bakalım, videolarınız diyelim. Canlı yayın videoları. Şuradan mesela hemen bir video açayım sizlere. Görmüş olduğunuz gibi ileri atalım hemen. Performansı arkadaşlar oldukça iyi. Şöyle göstereyim sizlere. Tam ekran yapalım. Yani 5700 lira fiyat etiketiyle ben performansından arkadaşlar oldukça memnun kaldım. Yani ana telefon olarak da kullanılabilir, ikinci bir telefon olarak da kullanılabilir. Tekrardan bir videolara gireyim, pardon. Başka bir video açalım hemen hızlıca. Bu da bir monitör inceleme videom. Bakın, hemen atalım şöyle ileriye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oldukça performanslı. Şimdi hızlıca bir Asphalt 9'da oyun performansına bakalım sizlerle. 4 GB RAM bakalım bizleri ne kadar olumlu veya olumsuz etkiliyor. Wireless performansını falan denedim zaten. Şebekeyle ilgili de herhangi bir sorun yaşamadım. Aktif olarak görüşmeler yaptım, WhatsApp kullandım. Sosyal medyada birçok platformda aktif olarak kullandım. Ortalama bir günlük gündüz kullanım çok çok rahat çıkarıyor arkadaşlar ki aktif kullandım. Elimden düşmedi, size öyle söyleyeyim. Yükseltme falan istemiyoruz. Yükseltme diyoruz. Yükseltmek zorunda mıyız? Tamam, yükseltelim. Yani şöyle bir hızlıca. Hem sizler de görün, geçişleri görmenizi istiyorum. Şimdi geri gelelim. Oyna desek kurtaracak mı? Yine de oyna deyip geçelim. Geçişleri sizler de görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Oldukça rahat bir geçiş var. Farklı bir telefon da göstermiyorum size bu arada. Şöyle bir göstereyim. Omix. Gördüğünüz gibi. Omix'in X600 modeli arkadaşlar. Hatta birazcık sesini de açalım. Buradan dolayı tabii telif gelmesin. Ses performansı, hoparlör performansı da yeterli. Gördüğünüz gibi herhangi bir takılma dolma yok. Pek fazla telefonda oyun oynayan bir kişi değilim arkadaşlar. Bu sebepten de böyle bir oyunda da bu testi sizlere göstermek istedim. Şimdi son bir değerlendirmeyle arkadaşlar içeriğimi sonlandırayım sizler için. Evet arkadaşlar, telefonu incelememin de sonuna geldim. Tabii ki performans tartışılır ama şimdi size hızlıca bir haftanın sonrasındaki olumlu ve olumsuz yönlerini bir sıralayacağım. Öncelikle takılma, donma falan yaşamadım arkadaşlar. Doğruya doğru. Kamera performansı nispeten böyle giriş seviyenin bir tık üstünde. Ama zaten 5700 liralık bir cihaz olduğunda değerlendirmemizde
unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Type-C de çok kısa sürede şarj olabiliyor arkadaşlar. Yani 1,5 saat, 1 saat 45 dakikada falan tam şarja ulaşıyor. Bir tam günü arkadaşlar, gündüzü aktif olarak sosyal medya, YouTube ve birkaç oyun oynayarak falan geçirdiğimde ben bir tam günü tamamladım arkadaşlar. Yani ne kadar şarja geldim? Ortalama %25 şarjla falan eve geri döndüm. Yani şarjımın %75 ile sabah işte 8'den akşam ortalama 8'e kadar 12 saatlik bir aktif kullanım süresinde batarya yeterli arkadaşlar. Zaten 5000 mAh'lık bir bataryamız var. Kısa sürede de doluyor. Cihazımızda ekleyelim, şöyle bir derleyelim, toplayalım. Parmak izi okuyucumuz da mevcut arkadaşlar. Yüz tanımamız da mevcut. Yüz tanıma çok aşırı güvenlikli gelmedi. Bu kısım biraz eleştiri olabilir. Çünkü bir kere yüz tanımayla tamamlıyor. Öyle baktığında sanki hani böyle çat diye böyle resmi algılarmış gibi açıyor. Bu kadar hızlı olmasında açıkçası hani ne kadar güvenlidir bilemiyorum. Eşime falan gösterdim ama tabii ki onun yüzünü tanıyarak falan açmadı. Yani bir yüz tanımada bir açıklık bulmadım. Bir güvenlik açıklığı bulmadım. Yalnız tabii bu kısım biraz tartışılır. Bana bir iPhone'un veya benzeri muadillerdeki yüz tanımalar gibi gelmedi. Tek bir yüz çehremizi tanımayla tanımlamayı tamamlıyor. Akabinde de çok hızlı açıyor. Yani diyorsun ki hani bu kadar hızlı nasıl bir algılayabilir? Parmak okuyucuyla ilgili tabii ki eleştireceğim bir kısım var. O da şu arkadaşlar, ekleyeyim bunu. Parmak okuyucu söylemiş olduğum gibi tuş kelimesi arkadaşlar. Bu yüzden de yani yanlışlıkla elimizde telefon aldık mesela, bu parmağımızı, şu işaret parmağımızı okutmamıştık. Arkadaşlar elimiz kılıfından ötürü tuş kilidine gidiyor. Yani tutma şeklimiz birden şöyle oldu. Böyle olduğu zaman bu parmağı okutmadığımız için arkadaşlar sürekli yanlış deneme veriyor. Ve ben açıkçası tuş kilidinin parmak okuyucusunu iptal ettim arkadaşlar. Neden diyeceksin? Ya sürekli elimi alırım, ondan sonra ekran kilidini, yani telefonun güvenlik oluşturmuş olduğum güvenlik kodunu, ekran kilit şifresini girmem gerekiyor. Çünkü birkaç kereden sonra parmak izi okuyucu arkadaşlar bloke ediyor. Buradaki hata da nereden kaynaklı? Size şöyle söyleyeyim. Bu bir ekrana gömülü parmak okuyucu olsaydı veya arka tarafında olan bazı modeller var, arka yüzündeki parmak okuyucular olsaydı bu kadar arkadaşlar elimize gelmezdi. Buradan kesinlikle bir puan kırıyorum. Ben şu an sadece yüz tanımlamayla kullanıyorum. Yani ondan da memnun olmazsam normal ekran kilit şifresiyle kullanımına devam edeceğim. Ama parmak izi okuyucuyla kullanmayı kesinlikle düşünmüyorum. Bu yüzden net bir şekilde bir puanımız burada gidiyor. Kamera kısmına gelirsek arkadaşlar, yani kamera kısmı 48 megapiksel olsun işte veya işte 100 megapiksel, 108 megapiksel olsun hiç fark etmez. Arkadaşlar yani lens aralığı ve lensin kalitesi, diyafram aralığı çok önemli. Yani fotoğraf çeken, video ilgisi olan falan birazcık arkadaşlar varsa benim daha iyi anlayacaklar. Hareketli olarak mesela şöyle hemen aldım telefonu elime, tamam. Yani CyberShot dediğimiz hareketli teknolojiyi 5700 liralık bir cihazda tabii ki beklemiyorum. Ama aldım elime, ben çıkardım cebimden falan. Böyle 1-2-3 saniye odaklanmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani iPhone'da kullandım, halen de kullanıyorum. Samsung'da kullandım. Onlar da arkadaşlar bu tarz bir durum söz konusu değil. Tabii ki bu da gene fiyat etiketini karşımıza getiriyor. Yani birazcık tabii ki şey oluyor. Yani bir 20 bin liralık telefon olsa belki bu olmayacaktı diyebilirsiniz. 50-60 binlerde tabii ki mukayese etmiyor. Yani 5 bin liralık bir telefon olduğunu tabii ki unutmamak lazım ama hani bu daha iyi olabilirdi. Ben şimdi zaten size bölümün sonuna doğru arkadaşlar, içeriğimin sonuna doğru bazı resimleri ekleyeceğim. Burada bulunduğum ortam resmi falan çekeceğim ama gece resimleri falan çekmeyeceğim. Karanlık ortamda kamera performansından doğruya doğru konuşmak lazım. Kesinlikle memnun değilim. Size karanlık ortamda da bu arkamda bulunan çalışma alanını çekeceğim arkadaşlar. Göreceksiniz şimdi ilerleyen kısımda. Ha, ondan memnun değilim. Yani bunlar daha da iyileştirilebilirlerdi. Hani 4 tane kamera var ama hani doğruya doğru konuşalım. Bu 4 kamera birazcık fasafüs arkadaşlar. Yani çok almışan bir şey katmamış. Ama ekranın işte ebat olsun, kullanımı olsun, dediğim gibi takılma donma gibi sorunlar yaşamadım. Batarya performansından, gün içi kullanımdan memnunum. Eleştirebildiğim yerleri de size dilim dönünce arkadaşlar eleştirdim. Yani bunun haricinde tabii ki alınabilir. İkinci bir telefon olarak kullanabilirsiniz. Bütçeniz kısıtlıdır, bir cihaz arıyorsunuzdur, tabii ki alabilirsiniz. MediaMarket güvencesiyle arkadaşlar bu telefona sahip olabilirsiniz. Orada da sizlere şunu eklemek isterim. Artı garanti, ek garanti ve sigorta yapıyorlar. Bir senelik ekstrasında ve sigortalarında yanlış hatırlamıyorsam 500 lira civarı bir şeydi herhalde. Ama 2 sene içinde 1500 lira mı oluyordu? Yanlış olabilir belki ama hani belki ülkemizdeki ekonomik şartlar belli arkadaşlar. Yani ilerleyen aşamalarda daha farklı bir cep telefonu sahip olmak istemek
İstediğinizi alamayabilirsiniz. Belki bu ek garantilerden de faydalanmak isteyebilirsiniz. Bana söylenen çalınsa, kırılsa, yıklanır, işte kırılsa kendisi paramparça olsa bile yenisini veriyorum dediler. Bunlar ne kadar hani ne şartlara tabidir bilmiyorum ama bana bunu bunlarla bu uzatma garantiyi sundular, satmaya çalıştılar ama ben almadım açıkçası. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, 5700 lira fiyat etiketiyle bu ürüne sahip olmak isterseniz arkadaşlar MediaMarkt mağazalarında sizler de inceleyebilirsiniz. İçerimin başında da söylemiş olduğum gibi 4 farklı rengi var. Mavi rengi de güzel, tatlı. Bir de böyle çakıl birisi ve daha farklı bir rengi var şu an aklımda değil. Elimde de sizlere incelemiş olduğum rengi altın, yani gold rengi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sizi resimlerle baş başa bırakacağım arkadaşlar. Resimlere bir bakın. İlk resmini size aydınlık ortamda çekeceğim. Çalışma alanını bir de karanlık ortamda çekeceğim. Burası da arkadaşlar tamamen sizlerin değerlendirmesine kalmış. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.